Saha içinden Kiralık Raporundan herkese merhabalar. Bu programda Zaniolo'nun Aston Villa'daki kiralık sürecini değerlendireceğiz. Son 2,5 ayda oynadığı bütün maçlara değineceğiz. Öncesine de değineceğiz tabii ki. Zaniolo bildiğiniz üzere Ağustos sonu Galatasaray'dan ayrıldı ve Aston Villa'ya e, kiralık olarak gitti. 5 milyon Euro'luk bir kiralık e, opsiyonu var. Eğer zorunlu satın alma opsiyonu da gerçekleşirse 27 milyon Euro'ya da e, Aston Villa kendisini transfer etmek durumunda. ilk aylarda, ilk 2 ay Eylül ve Ekim ayında oynadığı maçlarda daha çok ilk 11'de başladı. Eylül ayında Spalletti de onu yeniden İtalya A milli takımına seçti. Daha öncesinde Roberto Mancini de almıştı. Spalletti ben de alacağım dedi. Bu da onun için güzeldi. Ekim ayındaki milli takım arasında ise bir bayis skandalı patlak verdi biliyorsunuz ve Ekim'deki milli maçlara da çıkamadı. Kadrodan çıkarıldılar birkaç arkadaşıyla birlikte. Ve e, buna rağmen yeniden ayağa kalktı ve Kasım ayındaki milli maçlara da yine çağrıldı ve yine oynadı orada. Ama kulübünde Aston Villa'da Kasım ve Aralık aylarında daha çok yedek kalmaya e, başladı. Ve ilk devre sonuna geldiğimiz zaman Premier Lig'de 500 dakika civarında bir süre aldığını görüyoruz. Konferans ligi ve e, kupada vesaire oynadığı zaman da toplam 800 küsür dakika ilk devre boyunca Aston Villa formasını giydi. Sezon sonuna vurduğumuzda 1600 dakikalar civarı yapar. Bu da iyi bir yedek oyuncu, rotasyon oyuncusu süresini gösteriyor. Zaniolo'nun bunun biraz daha fazlasını yapması gerekiyor. Premier Lig'de bence e, kalıcı olması için. ha Yine de e, belki daha aşağıki seviyelerdeki takımlar. Ee, gelecek sezonlarda da böyle bir potansiyeli değerlendirmek isteyebilir. Ama Aston Villa ilk dördü hedefliyor. Yeniden Avrupa kupalarını hedefliyor en azından. Ve daha yukarıyı hedefleyen bir Aston Villa'da kalıcı olmak istiyorsa sanki biraz daha fazlasını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Emery, e, Aston Villa teknik direktörü kendisini sola çıktı oynatıyor daha ziyade ve Zaniolo'nun sol açıkta oynaması ben hep söylerim. Moruçsan içinde zaman zaman söylediğim dönemler oldu. Kerem'in bazen psikolojik olarak zorlandığı ve eleştirildiği dönemlerde yine söylediğim oldu. Bu tip böyle dribling'lerle özellikle ters ayakla ters kanatta oynayan kanat oyuncuları, dribling'ler üzerinden oynayan kanat oyuncuları biraz top kayıplarını azaltabilmek ve daha rahat maçlar çıkarabilmek adına biraz düz ayakla düz tarafta oynasa mesela sol ayaklı oyuncu solda sağ ayaklı oyuncu sağda oynasa daha az top kaybedip daha böyle takım oyununa yatkın bir oyun ortaya koyabiliyoruz. Zaniolo'nun da en büyük problemi bu yaşına kadar takım oyununa adaptasyon olduğu için bence Emery onu doğru bir şekilde gördü ve sol açıkta oynatmaya çalıştı ve sol açıkta da Gayet iyi performanslar aldı. Taktik açıdan Lukadin'in e, sol bekleri çok hücuma çıkmayı seven bir sol bek, onun önünü açan ve zani yol, da merkeze konumlanıp yaptıkları varyasyonlar da var, e, güzel bir şekilde. Burada katkı sağladı ve çok iyi bir savunma katkısı verdiğini de görüyoruz Aston Villa'da. Hemen mesela bu pozisyonda sol açıktan geliyor merkeze, merkezdeki oyuncuya hemen e, güzel bir baskı yapıyor ve topu kazanıyor. Yine az önce bahsettiğim gibi mesela hemen içte merkezde konumlanıyor. Aslında sola çıktı bu pozisyonda ama böyle pozisyonların çoğunda içeri giriyor ve hemen Luka Di'nin önünü açıyor ve ona oyunu ak akıtabiliyor. Bu başarılı bir e, hücum organizasyonuydu. Fakat bu, bu dönemde de olsa mesela sol açık da oynasa, çalım sevdasından Zaniolo maalesef hiç vazgeçmiyor. Ben Galatasaray'dan sonra Premier Lig'de o kadar yapmaz diye düşünüyordum ki Roma'da izlediğimde de felaket derecede çalım zorlayan bir oyuncuydu. Galatasaray'da da böyleydi ama Aston Villa'da da böyle. Belki aralarında en az Galatasaray'da çalım zorlamış olabilir yani. Galatasaray'da çünkü Icardi gibi oyunu oynama doğru oynama konusunda takıntılı takım arkadaşları var. O yüzden Galatasaray'da böyle çok barınamıyor. Ille de çalım atacağım diyen karakterler yani Zaha'nın bile Zaha mesela Zaniolo'nun olmuşu onun bile o kadar çalım zorlayamadığı maçlar oluyor Galatasaray'da. Burada da şu bu pozisyon mesela çok çarpıcı. Ee, ciddi bir kontra atak e, fırsatı yakalanmış West Ham'a karşı. Ve Watkins sanırım önündeki oyuncu Zaniolo'na hemen atıp 2-2'yi e, zorlamak yerine arkasında kalmış geçtiği oyunculara geriye doğru çalım atmaya çalışıyor. Burada topun dibine girip arkasından gelen e, oyuncunun üzerinden aşırtmaya çalışıyor mesela. Sonra e, tabii tabi diğer oyuncular da geliyor. Ve bu kez Zaniolo'nun yapamadığını diğer oyuncu West Ham'lı oyuncu ona yapıyor. Topun üzerinden aşırtıyor ve Zaniolo'ya çalımı atıp top West Ham hücumuna dönüşüyor. Aslında etkili bir kontra atak olabilecekken arkasında kalmış adamlara çalım atmaya döndüğü için Zaniolo. 26 Ekim'de Alkmaar maçı 69'da oyuna giriyor. Maçta böyle 4-1 olmuş. Böyle maç salmışlar iki takımda. da. E, maç hani 4-1 olmuş bitmiş gözüyle oynanan. E, temponun çok düştüğü dakikalarda son 20 dakikada girmiş. Senyola da idare etmiş diğer futbolcular gibi. Son dakikalarda şöyle bir pozisyon var mesela. Koşuyu gösterse oradaki takım arkadaşından pası alabilir ama duruyor ve topa bakmaya devam ediyor. Bu bu sekans böyle 1-2 saniye sürüyor yani. Böyle bir anlık bir e, görsel değil bu ve pası dağılamıyor. Buralarda mesela oyun zekası ile ilgili gelişmesi gereken e, yönlerin hala olduğu 24 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala böyle genç bir oyuncu, henüz böyle olgunlaşmamış bir oyuncu izlenimini maalesef büyük potansiyeline rağmen vermeye devam ediyor Zanioğlu. 29 Ekim'deki Luton Town maçı yine de sol önde başlıyor ve yine de ilk 11'de başlamaya devam ediyor. Dediğim gibi Eylül Ekim'de ilk 11'de bence Emery onu kazanmak için bayağı bir süre vermiş yani hiç Emery'ye laf söylenemez yani Dan yoluyu çabuk sildiği vesaire hiç bence söylenemez fakat e, bu maçta da 45'te ilk çıkan ve tek çıkan e, oyuncu olmuş ve Bailey girmiş e, yerine ilk yarı 1-0 Villa önde e, Bailey girip e Zaniolo çıktıktan sonra bir 15-20 dakikada iki tane daha gol atıp 3-0 alıyorlar bu maçı. E, bu maçta güzel bir sekans ön direğe koşu atıyor Tontan maçında. E, gol olmuyor. Kaleci çıkarıyor ama arka direkten sol açıktan gelip ön direkte bu vuruşu yapması bence güzeldi. Ama maalesef yine top kayıpları devam ediyor ve artık bu 2 aylık süreçten sonra Eylül ve Ekim'deki süreçten sonra artık takım arkadaşlarının tepki göstermeye başladığında görüyorsunuz. Burada mesela Diaby'di. E, pasa atıyor taç çizgisinden Zaniolo'ya half -Space'teki. Güzel bir yerde topla buluşuyor Zaniolo ama 3 kişinin arasına topu sürmeye çalışıyor ve burada top kaybı yaptıktan sonra yine ona pasa atan taç çizgisine yakın durumda bulunan Diaby'nin ellerini görüyorsunuz. Yani bu kadar zorlama diye ve orada dribbling'i zorlayıp top Zaniolo'dan avuta çıkıyor. Burada tabi biraz istatistiklere de dökmek lazım. Puskort'tan aldım bu verileri her 20 dakikada bir Premier Lig'de top kaybediyor. Premier Lig'in e, bu sezon, e, sezon ilk yarısında en az 10 maçta ilk 11 veya sonradan oyuna girmek fark etmez. En az 10 maçta oynamış 200 küsür oyuncu arasında bu seneki e, en çok en sık top kaybeden süreye bak başına en sık top kaybeden oyuncu maalesef yine Zaniolo oluyor. Dediğim gibi Galatasaray'dan daha fazla olduğunu da geçen seneki Süper Lig e, performansına bakarak e, yaptım. Yine geçen sezonun ikinci yarısında 10 e, maçta oynadı ilk 11 ve sonradan girenlerle birlikte Zaniolo ve geçen sezon Süper Lig'de en az 10 maça çıkmış e, 200 küsür futbolcu arasında yine e, en çok e, ayağındaki topu kaybeden 5. futbolcu olduğunu görüyoruz. Şimdi bu top kaybı farklı istatistik sitelerinde farklı yorumlanabiliyor. Bazı istatistik siteleri top kaybını işte isabetsiz ortayı da ekliyor, isabetsiz pası da ekliyor, isabetsiz şutu da ekliyor, hatalı top kontrolü de ekliyor ve dribbling zorlarken ayağındaki topu kaybetmeyi de ekliyor. Bunlar da ekleyince tabii çok fazla çıkanlar var. Fakat bu Huskort'taki top kaybı verisi, bu da Opta'dan alınan bir veri. Sadece ayağındaki topu kaybeden e, oyuncular için yani top kaybı olarak geçiyor. Yani biraz daha dribbling zorlayan oyuncuların kaybı bu. Yani topu almışsın top tamamen senin hakimiyetinde ama buna rağmen pas veya başka bir opsiyon düşünmek yerine topu sürerek kaybetmişsin. Top rakibe geçmiş. Sendeki top rakibe geçmiş. Ve herhangi bir aksiyon denemeden yani orta, şut, pastan önce topu gevelerken veya dribbling zorlarken kaybetmişsin. Bu bence daha çarpıcı bir veri. Çünkü e, isabetsiz pas mesela Kerem Aktürkoğlu için çok top kaybediyor gibi sistemler oluyor veya başka oyuncular için oluyor. Baktım mesela onun için Süper Lig'de Kerem Aktürkoğlu ayağındaki topu kaybetmede kaçıncı sırada diye 121. sırada. Kerem 101 dakikada bir ayağındaki topu kaybediyor. Zaniolo 20 dakikada bir. Yani Zaniolo'yu 90 dakika başına vurarsak 90 dakika içerisinde 4.5 ortalama 4.5 top kaybını sadece ayağındaki topu rakibe vererek yani dribbling zorlayarak kaybederken Kerem'in bazı maçlarda da hiç o şekilde kaybetmediğini yani ortalama 101 dakikada bir. Kerem'in top kayıpları daha çok kilit pas deneme, orta deneme, şut deneme, top kontrol hatası. Mesela Zaniolo'nun top kontrollerinin çok daha uzun bir oyuncu olmasına rağmen Kerem'den çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. 9 Kasım'da AZ Alkmaar maçı oynanıyor ve bu maç sanırım Zaniolo'nun artık yediye düştüğünün kabul edildiği maç bu maçtan sonra Kasım'ın işte başından sonra çok daha az süre alan bir Zaniolo var. 12 Kasım'daki Fulham maçında yedek ama hiç oyuna girmiyor. 17 Kasım'daki Kuzey Makadonya maçında buna rağmen yani yedek duruma düşmüş. Hatta 12 Kasım'daki Fulham maçında hiç oyuna girmemiş olmasına rağmen Spalletti bence ona kol kanat geriyor. Bir önce bir, sadece bir ay önce o Bayis şeyine rağmen diyorsunuz onun tabi Zaniolo'nun başka şeyi var da hani futbola bayisi oynamadığı ortaya çıktı sonra. Ama Spalletti de ona kol kanat geliyor ve bu ilk maçta Kuzey Makedonya maçını 5-2'de kazanıyor İtalya. Bu maçta 62. dakikada Chiesa yerine ilk oyuna giren oyuncu. Yine sola çıkta giriyor. O da şey gibi. Emery gibi. Spalletti de orada oynatıyor ve Burada da yine net bir savunma katkısı verdiğini görüyoruz. Burada mesela merkeze atılan topa Zaniolo yine kanattan merkeze doğru koşuyor ve kafayla bu pası kesiyor. Bu maçta dikkatimi çeken bir pozisyon daha var. Zaniolo sol açıkta. Ee, rakip sağ beki e, solundan atıp sağından geçti. Böyle çok güzel bir driblingle geçti. Bir dakika sonra yine aynı rakibin yine solundan atıp yine sağından geçmeye çalıştı. Ve rakip artık ne yapacağını çok sezdiği için o çalımı atamadı. Maalesef bu Zaniolo da az önce de bahsettim ya driblingleri zorlarken biraz daha toy davranıyor. Sanki hani 24 değil de hala 17 yaşındaki bir hatta 14 yaşındaki bu altyapı oyuncuları gibi davranıyor. Mesela bir önceki çalımı çok güzelse aynı çalımı bir sonraki de yine deneyebiliyor. Sürprizden uzak. 20 Kasım Ukrayna İtalya maçı deplasman önemli bir maç ve bu maça da sağ çıktı bu kez ilk 11 olarak Başlıyor. Daha önce Roma'da ve ağırlıklı olarak oynadığı pozisyonda. Yine geri gelip rakibin arkasından top kazandığı güzel bir pozisyon var. Maçın henüz başı. Ee, burada bir kilit pas deniyor. Bunu şundan aldım. Soldan içeriye girip şut yapan ve işte en son mesela Fenerbahçe attığı son golde Ferdi yetişemedi. Çok güzel bir gol attı. Bunu yapan bir oyuncu. Bazen de böyle ara pas deniyor. Fakat boyu çok uzun olduğu için sanırım Böyle gördü kafasını indirdi topa baktı bakın burada topa bakıyor mesela kafasını indiriyor yani önce görüyor sonra kafasını indiriyor. Sonra topu atana kadar orada bir, bir yarım saniye falan geçiyor ama futbol o kadar hızlı bir oyun ki o yarım saniyede takım arkadaşınız bir iki adım öne geçip offside'a e düşebiliyor. Burada mesela offside'a e düştüğünü görüyoruz biraz bu çok uzun ve kalın bir oyuncu iri yapılı bir oyuncu olmanın dezavantajı. Böyle anlık çok kısa sürede çabucak yapmanız gereken şeylerde geç kalabiliyorsunuz. Bence Zaniolo bunu e, maalesef yaşıyor. Bundan hep bahsediyorum zaten geçen sene de bahsediyordum birazdan açacağım. E, burada e, yine Zaniolo'nun oyunu öğrenmesi gerektiği ile ilgili burada mesela arka direkte kalıyor. Chieza çalımlarla giriyor e, sıfıra kadar. 20 numaralı bize yakın olan oyuncu Zaniolo sağ açıktan gelen oyuncu. Ve pas alabilecek bir açıya gelemiyor. Buralarda biraz gelişim var ama hala böyle yeterli seviyede değil e, topsuz oyun gol koşusu konusunda. Biliyorsunuz az önce Luton Town maçında Öndüre'ye güzel koştuğunu göstermiştik. Ya bu mesele değil her seferinde koşamayabilirsiniz oraya. Fakat sonrasında mesela elini açıp Chiesa'ya pas e, istediğini gösterebiliyor. Milli maçlarda oynamasına rağmen 20 Kasım Tottenham maçında yine bir büyük maçta ee, oynamıyor. Ee, oyuna da giremiyor. Birkaç hafta sonra City ve Arsenal'i yendikleri, birer sıfır yendikleri maçta da hocanın Emery'nin onu oyuna almadığını görüyoruz. Büyük maçlarda özellikle çok tercih edilmiyor Zaniolo. Belki bu işte bu oyun olgunluğuyla ilgili. İşte bir basit bir top kaybeder, sorun yaşarız vesaire. Belki onlardan da e, olabilir diye düşünüyorum. 30 Kasım Lecce Varşo maç maçında 79'da giriyor. İstekli, etkili bir oyun. 2 bir öndeler. Geniş alanlar buluyor, kontra ataklar buluyor. Fena oynamıyor. E, gol asist yok ama e, iyi bir 10-15 dakika geçiriyor. 4 Aralık Bournemouth maçı ve bu maçta bence OLC maçındaki e, performansı da sayesinde ilk 11'de başlıyor. Fakat yine biraz form ya biraz iyi oynadığında Zaniolo'nun böyle bir problem var. Her şeyi yapmaya çalışıyor. Birazdan yine e, değineceğim buna ve Bournemouth maçının henüz başı yine. Sağında Watkins çok güzel bir şekilde... ...kaçıp karşı karşıya kalabilecekken... ...solla yukarıya doğru... ...kalenin oldukça üzerinden bir şut atıyor. İsabetsiz şut. Ve burada hem solundaki oyuncuya da deneyebilir. 11 numaralı Watkins'e de deneyebilir. Aynı maçta McGinn'e geldi bir top. Bu kez Zaniolo arkaya iyi kaçmış olmasına rağmen... ...McGinn de ona atmadı mesela. Takım arkadaşları da biraz... ...Zaniolo'nun her şeyi kendisi zorladığı için... ...bence biraz... E, tavır yapmaya başlıyorlar diye e, düşünüyorum. Bu maçta iki forvetten biri iyi pres yapmaya çalıştığını yine istekli olduğunu düşünüyorum ama maça kötü başlayıp bir de böyle e, istediklerini hiç yapamayınca bu maç çok demoralize olmuş ve son 20 dakika ilk yerinin son 20 dakikasında çok oyundan düşmüş Zaniolo ve sanırım bu maç onun bu sene oynadığı en kötü maç ve bu maçtan sonra yani bu maç e, dediğim gibi 4 Aralık Bournemouth maçı bence en izlediğim maçları arasında en kötü maçı. Bir de hemen 45'te çıkıyor zaten. Bundan sonra 6'sında Manchester City maçında kazanıyorlar, hiç yok. 9'unda Arsenal maçı yine 1-0 kazanıyorlar, hiç girmiyor. İşte daha sonra bu çok kötü aralığın başını çok kötü başladıktan sonra Zaniolo 14 Aralık'taki Jizinski e, Mostar takımı Konferans Ligi'nde fena da işler yapmamışlar onlara karşı grubun son maçında oynuyor ve Emery onu yine ilk 11'e koyuyor. Dediğim gibi Emery onu kazanmaya çalışıyor. Yani yoksa bu aralıkta bu durumdayken bir daha oynatmayabilirdi. Son maçta ilk 11 oynatıyor ki hala liderlik yarışı var ama bir puan da alsalar o Boşnak ekibinden liderlik geliyordu. Bir puan alıp grup lideri oluyorlar. Bu maçta ilk 11 başlıyor ve sağdan penaltı noktasına attığı koşuyla golünü de yapıyor. Maçın yine son dakikaları yine böyle 3-3 e Kontra yapabilecek bir birken. Uzatmanlarında bir pozisyon. Az önce bahsettiğim gibi final pası atana kadar böyle vücut gidene kadar yani bir, bir iki adım öne çıkıyor. Ee, Durandı galiba ya da Bailey'di öndeki oyuncu. Offside'a düşüyor. 17 Aralık'taki Brentford maçı. Şimdi bu e, gol bulunca e, bu Mostar maçında bence Zaniolo biraz moral olarak, kafa olarak toparladı. Yine dibe vurmuşken tekrar çıkabildi. Çok garip bir oyuncu böyle sürekli bir yükseliyor alçalıyor yükseliyor alçalıyor ve 17 Aralık'taki Brentford maçı 80'de oyuna girdi. Ben bu maçı canlı 90 dakika izliyordum. Ve ciddi savunma katkısı verdi. O zaman tweet de atmıştım. Mesela e, maç 1-1 iken oyuna girer girmez yayda Brentford'lu oyuncu tam böyle bir şuta hazırlanırken ki 10 kişi kalmıştı Brentford. Zaniolo arkadan geliyor ve burada şutu çekmesini engelliyor. Mükemmel bir savunma desteği yapıyor. Daha sonra yine e, uzatmanlarında 2-1 öne geçtiklerinde e, rakip işte, sol beke kadar rakibini kovalıyor. Bu burada fiziğini koyup topu kazanıyor çok güzel bir şekilde. Ve e, burada mesela doğru hızlı oynayıp topu ayağında gevelemeyip mesela bu kez arkasından gelen o adama bir daha çalım atmak yerine sağ öndeki boş arkadaşına burada pas attığını görebiliyoruz. Burada mesela daha aklı başında oynuyor yani bu maçta. Ben bu maçta Brentford maçında bayağı beğenmiştim. Sonraki 22 Aralık Sheffield United maçında da yine çok iyi oynadı. İki maç üst üste. Zaniolo bu maçta da yine son 15 dakika oyuna girdi ve Premier Lig'deki tek golü 90 artı 7'de 1 puan getiren gol. Burada yine sağ önden yine penaltı noktasına geliyor. Dikkat edin 2 golde Sağ önden penaltı noktasına yaptığı doğru topsuz koşu ve bu kez kafayla bir de kafayla atması da çok değerli çünkü çok uzun bir oyuncu bu kafa vuruşlarını hep değerlendirmesi gerekiyor diye geçen seneden beri söylüyorum biliyorsunuz geçen sene de örneğini vermiştim buz devri 2 diye bir e, film var herkesin bildiği o filmde e, bir mamut kendisini keseli sıçan zannediyordu ve böyle hani daldan sarkıyordu falan böyle e, olmadık kıvrak hareketler yapmaya çalışıyordu o mamut. Bizim Zaniolo'ya bence çok benziyor. Ben de onu hep şey diyordum. Yani sana benzeyen fizikte bir oyuncu olarak Cristiano Ronaldo'yu örnek al. Topsuz kuşularını geliştir. Kafa vuruşlarını, sıçramalarını ve gücünü geliştir. Ve çok skorer bir hücumcu ol. Onun yerine Messi gibi 4 kişinin arasına 5 kişinin arasına girip girip top kaybediyorsun. Yani Messi değilsin. Fizik olarak da değilsin. Ronaldo. Cristiano Ronaldo'yu örnek al diyorum. O Mamut da öyle yani. Mamut olduğunu e, öğretiyor mu acaba diye böyle bir tweet atmıştım. İki maçta çok iyi oynadığını görünce iki maçı da canlı da izlemiştim. E, çok da iyi oynadığını görünce acaba öyle mi diye böyle çok umutlanmıştım açıkçası. E, o topsuz koşular kafa golü de gelince savunma katkısı da çok iyi olunca bencil de oynamayınca bu iki maçta o 15'er dakika e, çok umutlanmıştım. Fakat yine 26 Aralık Manchester United maçı iki maçtan sonra ee, yine son 15 dakika falan oyuna girdi. 2-0'dan 3-2 kaybettiler bu maçı. Biliyorsunuz o maçı da canlı izledim. Maç 2-2 iken oyuna girdi 78'de. Ve maalesef ayağına top isteyip bir önceki maçı gol de atmış olmanın, moralli olmanın sebebi bir de yine sağa çıktı oynadı. Ayağına top isteyip sürekli driblingler zorladı ve çok top kayıpları yaptı. Bu 15 dakikada bile 3-4 tane top kaybı var. Ee, ve işte burada iki pozisyonda net bir şekilde görüyoruz. Daha sonraki 30 Aralık'taki Burnley maçında da yine yedekti ve maalesef oyuna girmedi. Yine böyle dalgalı yani bir yükseliyor bir düşüyor maalesef. Şimdi Galatasaray'da devre arası da dönebileceği düşünülüyor. Bence dönmez. Yani sene sonuna kadar Aston Villa'da da bir hamle oyuncusu olarak kullanılıyorken ve Aston Villa'nın şampiyonlar ligi hedefi de canlı Gayet iyi gidiyorken bence sene sonuna kadar gider. Ha hani sene sonu 27 milyon euro verirler mi, vermezler mi? Emin değilim. Ama bence 15 falan bile verseler ve Galatasaray verdiğini alsak ki 5 milyon zaten kiralık bedeli aldı. Atıyorum 12-13'te verseler, bir şekilde yüksek de maaş aldığı için devam etmesi diğer takımlarda bence daha makul gözüküyor. Çünkü dediğim gibi bence Okan Hocanın da Galatasaray'ın set oyunu da uymuyor. Zaten Galatasaray'ın en geliştirmesi gereken hücumda en zayıf olayı set hücumuyken bir de Zaniolo'nun genel futbolculuğundaki en büyük eksiği en çok geliştirmesi gereken özelliği set hücumu. O yüzden bu ikili bence uymuyor. Dikkat ederseniz Zaniolo'nun Galatasaray'da en iyi oynadığı hatta bence iyi oynadığı tek maç. Gayet iyi oynadı tek maç. Diğerlerinde zaten sonradan girip attığı güzel 1-2 gol var ama işte sonradan girip kırmızı gördüğü de var. Bence ilk 11 başlayıp Bayağı iyi oynadığı tek maç Fenerbahçe maçı 3-0 ve bol geçişli bir maçtı. Torreira Berkan'ın çift önlü bero gibi olduğu oyun kurulmadığı ve çift forvet gibi oynanılan Barış Icardi'nin Zanion'un da sağ önde bol bol böyle geçiş bulduğu bir maçtı. Set oyununa hiç yaklaşmadı bile Galatasaray. Ve orada da çok iyi oynadı Zanion'u. Ama Galatasaray liginde oynadığı 30 küsür maçın en az 25 tanesinde set oynamak ve 30 metrede dar alanda oynamak zorunda ve dar alanda her maç 5-6 tane sadece ayağındaki topu rakibe veren yani dribbling zorlayarak top kaybı yapan bir hücumcuyla daha oynamak Galatasaray'ın için bence biraz zor bir durum. O yüzden ve Galatasaray'ın böyle bir genç oyuncuyu kazanmak için hani 3-4 milyon euro verir, 1-2 milyon maaş verir. Okey ama 15 milyon euro bonservis ve 2,5 3,5 milyon euro aralığında bir maaş verdiği süperstar yani kulüp tarihinin en yüksek bonservislerinden bir tanesini verdiği bir oyuncuyu daha da kazanma aşaması yani daha da ona geliştirme aşamasında olmamalı. Mesela Icardi'ye çok büyük para veriliyor 10 milyon euro ama Icardi bunun karşılığını fazla fazla veriyor. Bütün derbilere damga vuruyor ve şampiyonluğu getiriyor. Bütün takımı iyileştiriyor, oyunu çok geliştiriyor. Mesela Icardi ile Zaniolo arasında böyle spektrumun iki ucu gibi. Yani birinin oyunu geliştirme, takım oyunu geliştirmesi nirvana. Bence mesela Icardi'nin e, final son vuruşundan bile daha iyi yaptığı şey oyun kurma, etrafını oyuna dahil etme, tek pasları, doğru pasları, çok az top kaybetmesi. Ama Zaniolo da tam tersi. E, ziyadesiyle yani. 15 milyon euro verdiğiniz bir oyuncunun direkt ilk 11'de damga vurması. Mesela Torreira gibi bir fayda sağlasa 15 değil 20 bile verseniz olur. Genç dersiniz gelişir ki çok da genç değil yani Torreira ile aralarında 2-3 yaş var. Ee, ama 15 milyon euro bonservis verdiğiniz oyuncudan hala ya tutarsa yaklaşımıyla olmak bence Galatasaray için Galatasaray kadar zengin olmayan bir kulüp için lüks. Galatasaray'ın genç, gelecek vadeden yatırımlarının biraz daha böyle Sasha Boy gibi, biraz daha böyle Portekiz liginin alt sıralarından gelen Markao gibi 3-5 milyon euro maksimum bonservisi ve daha düşük maaşlı oyuncular üzerinden yapması gerektiğini düşünüyorum. Ve Zaniolo'nun e, bence 15 milyon euro bandında zarar etmeden elden çıkarılabilmesi Galatasaray için pozitif bir durum diye düşünüyorum. Bu mesela Yusuf Demir'de de oldu. 6,5 milyon euroya alındı. 4 milyona bu yaz istendi. Vermediler. Kiralık verdiler. Tekrar çıkar, gelişir diye. Bakın yine oynayamıyor mesela. Geriye gitme ihtimali daha yüksek. Ve Zaniolo şey bir karakter değil biraz. Biraz hani dediğim gibi çok zikzaklı. Birden bir kumar şeyi çıkıyor. Eyvah diyorsunuz gitti 15 milyon. Sonra iki maç çok iyi oynuyor. Oh diyorsunuz işte yüksek bonservisle 27 milyonu ödetir. E, ciddi kar yaptırır diyorsunuz şu son e, Manchester United maçından önceki iki maçı üst üste golünü dağıtıp çok etkili oynayınca akıllanıyor dönüyor futbol gelişiyor patlamasını yapacak falan diyorsunuz United maçına bir daha düşüş hani bu kadar risk alabilecek durumda bir kulüp değil bence Galatasaray boy örneği Marco örneği Galatasaray'ın va gelecek vadeden Kerem Aktürkoğlu örneği e, Barış Alper örneği Galatasaray'ın gelecek vadeden oyuncuya nasıl yaklaşması gerektiği açısından daha doğru Benden bu kadar. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.